renkli günler şeker. Kafede yok. Evde herhalde. Kitabı sana 3 saniyede yutturdum. Enteresan bir şey herhalde. Ben de okuyayım. Anneciğim, benim bir kitap okuma keyfim var. Yavaş yavaş okuyorum, böyle sayfaları çeviriyorum, hoşuma gidiyor. Ya niye bunu engel oluyorsun anlamıyorum. Ayrıca niye buraya geldin? Ne zamandır kontrole gitmiyorsun? Seni hastaneye götüreceğim. Ultrasonda torunumu görmek istiyorum. Hayır anne, çünkü ben kontrole yarın kocamla gideceğim. Ya anneannem de gelsin. Duydun değil mi? Torunum da beni istiyor. Ayrıca sen Fani Hastanesi'ne yarın kocanla git. Ben seninle Peri Hastanesi'ne gideceğim. Orada çocuğun geleceği konusunda daha detaylı bilgi veriyorlar. Hadi üşenme. Gidip gelmemiz dakikalar almaz. Ayrıca kocam ve çocuklar da evde yok. Tamam anne, tamam. Seni de kıramıyorum ki. Bir üstümü değiştireyim, gidelim. Aman ne de yakışmış hamile elbisesi kızıma. Aa, kızım nereye gittin sen? Dışarı çıktım, sana bakıyorum. Gerçekten çok güzelsin anne. Aa, anneanneciğim, koş bakayım annenin karnına. Peki anneanneciğim. Hadi çıkalım. Yanlış sezmiyorsam dünyaya biraz fazla heyecanlı, meraklı ve atak bir çocuk geliyor. Evet anneciğim, hem de biraz erken gelmek istiyor. Hadi. Hadi oradan siz de. Bal gibi de yakışıyoruz.
kavuşacağız. Dudu Peri! Buyursunlar, merhaba. Manzara mı seyrediyorsun? Bütün gün şatoda otur otur sıkılıyorum. Periliçem, ne yapayım? Dudu'ya söylesene, arada çıkarsın, gezdirsin. Ay Periliçem, nereye gezdirecek Allah'ını seversen? Kafeye, restorana, alışveriş merkezine gitsem köpek sokmuyorlar. Bir hafta sonu otele gidelim desen gene aynı sorun. Hayvan kabul eden otel çok az. Zaten otele motele gittik mi, Dudu'nun gözü fel fecir okuyor. Acaba etrafta güzel kadın var mı, dönüp bakıyor muyum diye beni göz hapsine alıyor, burnumdan getiriyor. Ama ben alıştım artık böyle yaşamaya. Bu saatten sonra çık terasa, in bahçeye. Çoluk çocuk, torun torba gelsin gitsin, bütün hayatım o. Ben onunla bir konuşurum. Neticede sen bir insansın. Senin ihtiyaçlarını yerine getirmesi gerekir. Nerede kendisi? Kızıma gidiyorum diye çıktı. Kafedeler mi yani? Bilmiyorum, herhalde. Niye gittiğini söylemiyor ki, çekip gidiyor. Tamam, ben onları hemen bulayım. Senin durumunu da konuşurum. Hiç zahmet etme Periliçem. Hiçbir şey değişmez. Orası hiç belli olmaz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Periliçem. Hürmetler. Hoş geldiniz. Ben size menü getireyim. Size biraz enerji versem iyi olacak. Ne kadar borcum? Betüş ve Dudu neredeler? Şuna bak. Yerim ben seni. Güzel miyim? Hem de nasıl? Daha şimdilik minicik burnunu, yumuk yumuk gözlerini, ellerini görebiliyoruz.
Ama çok güzelsin. Su perisi gibisin. Aa, ben de bunun sesi niye çıkmıyor diyordum. Ağlıyor musun? Duygulandım biraz. Tabii ilk defa kendi evladını doğuracaksın. O heyecanı bilmez miyim? Sen beni sana hamileyken görecektin. Her akşam yatarken bir an evvel de olsa da o güzel yüzünü görsem diye dua ediyordum. Hatırlıyorum anne. Ben senin karnındayken senin sesini duyabiliyordum ve seninle konuşuyordum. Tabii o zamanki peri yasaları babası fani olduğu için en erken 7 ay olmadan doğuramazsın diyordu. Ben de o 7 ayı saya saya zor bitirdim. Ama sen istersen kızını erken doğurabilirsin. Zamanı ileri alabiliriz. Ama o zaman Ceren liseyi bitirmiş, Cem de üniversite son sınıfta, hatta belki nişanlanmış falan olur. Canım onun da kolay bir yolu var. Periliçe ile konuşuruz. Torunumuz erken de olsun istiyoruz, ne yapabiliriz deriz. Zaten buradayım. Tamam. Konuştuk, kabul ediyorum. Yaşasın, Periliçe de burada. Periliçem ne olur lütfen, ben erken doğabilir miyim? Duydunuz mu? Torunum da can atıyor. Öyle bir sihir hazırlarsınız ki torunum doğar ama diğerleri için zaman bugünkü gibi devam eder. Olmaz mı? Olur mu? Olabilir. Doğacak olan kızının raporları hazır mı? Önce bir onları göreyim. Evet Periliçem, işte hazır. Evet, hadi. Bunları alıp sakin bir yere gidelim. Görelim bakalım ikiniz de doğurmaya ve doğmaya hazır mısınız? Hadi gidelim. Suçüstü yakalanacaktım. Oku hadi. Çok heyecanlıyım. Bir dakika anneciğim, bakıyorum. Bakma, yüksek sesle oku. Ay. Doğacak olan çocuğunuz hem çok sağlıklı, hem çok akıllı, hem çok zeki ve... Ve? Ve? Ve görünmezleri gören, geleceği bilen bir çocuk olacak. Şu anda Pakize hala burada. Aa. Nerede? Kütüphanenin arkasında. Thank you.
Kimse yok. Ama bizi dinledi. Her şeyi duydu ve gitti. Kütüphanede ne yapılır? Kitap okuyordum. Görünmez olarak kütüphanede olman, gizli şeyler çeviriyorsun demek. Kütüphanede saklanarak oturulur mu? Ha? Canım tanıdık manadık olur. Yani selamlaşmak zorunda kalırım diye. Aa! Niye ben size hesap veriyorum? Ne yapıyorsam yapıyordum. Ama sen de sanki çok tanıdığın eşin dostun var da ondan saklanıyorsun. Yalana bak. Peki o zaman? Bizim seni aradığımızı gördüğünde neden saklandın? İşte kendi ağzınla söyledin. Senden kaçtım. Belki de Pakize Hala'nın kitapların arasında koyduğu ayraçların yerlerine bakarsak ne sakladığını bulabiliriz. Aa! Bunlar peri kütüphanesinin malları. Şatona getiremezsin. Onların hepsini geri götüreceğim. Zaten sihirli aynaya baktığımızda bu kitaplarda neler aradığını öğrenebileceğiz. Hı hı. Dudu Peri, Betüş Peri gidiyoruz. Verdiğin bilgiler için teşekkürler Bebek Peri. Rica ederim Periliçem. Bir sen eksiktin. Torunuma laf etme, seni atom parçalarına bölerim. Hadi anne. Derdi ne? Hadi oradan siz de. Bal gibi de yakışıyoruz. Yakışacağız. Yok, azdı kudurdu bu kadın. Oğlu yaşında adamı taktı. Yok yok, inadı inat, ısrarı ısrar. Yani ne yaparsak yapalım, ne dersek diyelim, onu vazgeçiremeyeceğiz bu sevdasından. Bu durumda en iyi çözüm sizlere ayırmamam olacak Dudu. Anlamadım. Pakize Peri'ye biraz daha sabret, burada yanında kalsın. Yok canım, bu mümkün değil. Ben onunla değil aynı şatoda, aynı gökyüzünün altında bile nefes almak istemiyorum. Gönderin gitsin canım, evrende yer mi yok? Pakize nereye giderse gitsin ortalığı karıştıracak. En iyisi biz onu burada şatonda adam edelim. Periliçem, yani özür dilerim işinize karışmak gibi olmasın ama hani siz de kediye ciğer emanet ediyorsunuz. Nankör! Ben Pakize kadar mıyım? Annenin bütün derdi kocası ve Perihan Peri. Ama Pakize Peri çok farklı. Her ne kadar annene %100 güvenmesem de onun hakkından gelebilecek tek peri Dudu.
Dudu Peri. Peri yasalarını biliyorsun. Periliç olarak senden ricam... Aa, şimdi ricayı micayı bırakalım. Emir sayılır. Sadede gelelim. Sen yine de bunu benim ricam olarak kabul et. İyi o zaman. Önden peşin peşin söyleyeyim. Eğer çok tepemi attırırsa şatonun bodrumuna mahzen yapar, onu da oraya atarım. Sen de kediyi görürsün o zaman. Toplayana ve bizi buna ikna edene kadar Dudu'nun gözetimindesin. Bunun. Bu değil. Dudu. Evet maalesef. Düşün. Sen bile benden beter çıktın. Periliçem, müsaadenizle benim gitmem lazım. Kafede beni bekliyorlardır. Ben de şatoma gideceğim. Herhangi şüphe uyandıran bir durumda bana hemen haber verin Dudu Peri. Size gelince Pakize Peri. Lütfen bu dünyada 60 yaşında bir kadın gibi göründüğünüzü unutmayın. Ve oğlunuz yaşındaki gençlerden, özellikle Faruk Bey'den uzak durun. Sanki bu dünyada kendinden büyük kadına aşık olan başka adam yok. Yani sihirle aşık edemezsin demek istiyor. E kendiliğinden de olamayacağına göre. Yahu bir adama bak, bir de aynaya bak. Biraz gerçekçi olmak lazım değil mi? Faruk'u kendime öyle bir aşık edeceğim ki... ...hepiniz önümde diz çöküp benden özür dileyeceksiniz. Ay, güzel bir düş. Umarım bu düşünden erken uyanırsın da... ...cehenneme kadar gidersin. Babanın odada. O da Yavuz'a göstermelik. Bundan böyle terasta uyuyacaksın. Sesini, nefesini şatomda istemiyorum. Bu ne canım? Kredi kartından yanlış çekim yaptık, onun iadesi. Ha tamam, kasaya kaldırayım. Anne bunlar da nakit ödemeler. Öyle mi? Evet. Ha bunu ben çıkıp yere bankaya yatırayım o zaman, tamam canım. Tamam. Sen gelmeden önce de telefonla aradılar, sipariş geldi. Onları götüreceğim şimdi. Çok güzel. Onları götürürken bunları da bankaya yatır, sağlam bir yere koyamam, tamam mı? Tamam tamam. Flibeg'e koyarım. Tamam. Ceren nerede? Lavaboyu temizliyor. Öyle mi? Aha. Aa iyi. Dur ben şu masaya bakayım. Hadi görüşürüz. Dikkatli git bak, tamam, tamam mı? Merak etme. Buyurun. Biz de alabilir miyiz? Tamam tabii ki. Nasılsın bakalım? İşte sonra tam evden çıkacaktık. Böyle göz göze geldik. Yani ben zaten o an kıpırdayamadım. Çok heyecanlandım ama bir yandan da hazırmışım gibi hissettim. Ve öptü. Tuğçe bağırma ya. Beni de heyecanlandırıyorsun daha çok. Nasıl öptü? Ya minicik öptü işte. Deli. Sesin titriyor. Zaten ben daha telefonu açar açmaz anladım. Bir heyecan, bir heyecan. Ya zaten var ya, yolda gelirken de çok heyecanlandım. Yani sanki böyle bütün dünya biliyormuş da bana bakıyormuş gibi geldi. Tuğçe bak gülme. Aa. Kızım ne yapıyorsun? Tuvalete telefonla mı konuşuyorsun? Tuvaleti mi temizliyorsun? Tuğçe beni aradı da bir şey anlatıyor. O yüzden. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Bu arada telefonla burada konuştuğuna göre çok özel bir meselen var ha? Unutma ki burası kafenin tuvaleti. Her an bir müşteri gelebilir. Tamam. Hemen hallediyorum ben şimdi. Ay, sence anlamış mıdır? Saçmalama. Anında öpüştü mü yazıyor? Ne bileyim ben. Neyse Tuğçe ben kapatıyorum. Burayı bitirmem lazım. Tamam. Tuğçe bak gülme diyorum. Tamam tamam gülmüyorum. Tamam hadi bay bay görüşürüz. Bay bay görüşürüz.
Adı. Abi ne çok yazışıyorsun sen ya. Abiciğim Mahmut diye biriyle yazıyorum. Ortaokuldan sınıf arkadaşım ya. Geçen gün beni eklemiş, tamam mı? Şimdi online görünce ne haber dedi. Ben de iyidir dedim. Aman abiciğim demez olaydım ya. Ta o günden bugüne günlük anlarını böyle detay detay anlattı ya. Yani hikayesini anlatıyor bana, hayat hikayesini. İyi de abi çalışıyorum, işteyim desene. Dedim abi. O derece yani. Ya o zaman da öyleydi o adam, tamam mı? NATO mermer, NATO kafa. Ha, tövbe tövbe ya, bu insanların arkasından böyle kötü konuşmayı sevmiyorum ama çıldıracağım ya Yavuz, çıldıracağım ya. Bak hala yazıyor, roman yazıyor ya. Engellesene abiciğim. Nasıl engelleyeceğim? Göstereyim. Onu sana göstermek değil mi abiciğim? Al Mazlu abi. Aldım abi. Bak. Hesap diye bir şey var sağ üst köşede, gördün mü? Tamam. Oradan gizlilik ayarlarına gir. Evet. Ya da bak, bir alternatif daha söylüyorum sana. Sohbet panosundan onun adını seçeceksin. Evet, tamam, şuradan. Ha, sen online'ken de sen istemeden senin görmemesini sağlarsın. Vallahi önceden bilseydim bunu keşke ya. Yok yok abi, öyle önüne geleni falan kabul etmeyecek misin? Ya ben şuradayım, ben buradayım. Yok mutfağa gittim, yok yemek yedim. Şimdi geldim, çok güzel yemekte. Yok efendim tuvalete gittim, ya geğirdim. Ya bana ne kardeşim ya? Bana ne sizin şeyinizden, o anki özel hayatınızdan bana ne? Yani bunları anlatacağınıza yaşayın anınızı kardeşim ya. Ya Sadık Efendi, geldiniz mi şimdi benim sözüme? Ya nerede o benim eski arkadaşlarım? Acaba nerede neler yapıyorlar falan dediklerini işte bazen böyle tiplere dönüşüyorlar. Ya yazık bunlara abi. Yok yok, çok oku haklısın. Geç. Çok haklısın abi. Hatta şöyle söyleyeyim, okuma. Doğru diyorsun. Yok yok abi, öyle yani bana sormadan öyle bir oyun davetleri falan gönderiyorlar. Yok efendime söyleyeyim, grup eklemeleri falan yollamalar. Ya başıma iş açtım ya. Ya ben böyle giderse vallahi billahi donduracağım abi. Niye donduruyorsun abicim? Öğrettim işte. Ayıkla onları, ayıkla. Mahmut'u engelledim abi. Tamam. Bitti. Şimdi o senin dediğini yapıp o son dakika haberlerini yazan o kalabalığı da temizleyeceğim, tamam mı? Aynen. Aa, dur ya, benim bir vetüşü aramam lazım. Sen ara. Bir sorayım bakayım, ne yapmış, bir şey istiyor mu? Alo. Alo Barış oğlum, ben Sadık. Merhaba Sadık amca. Buyurun. Ya çok yoğun bir zamanda aradım herhalde ha. Betüş'ü isteyecektim. Müsait mi acaba? Tabii. Hemen müsait şu anda. Hayırlı işler, iyi günler. Çok saygılar. Sadık amca. Tamam amca. Efendim Sadıkçığım. Betüş çok kalabalıksınız. Evet çok yoğunuz canım. Bak ne diyeceğim, sen akşam eve gelirken bir şeyler alma olur mu? Ben yemeğe yetişemeyebilirim. Yani Cem de çıkacak, tek başıma kalacağım burada, geç çıkarım. Ya diyorum, Cem yalnız mı kalacak acaba evde ha bu gece? Ya eve gidecekse eğer, diyorum ki ben ona bir uğrayayım bari bir saat falan ha? Bilemiyorum hayatım, çünkü Cem şu anda siparişe çıktı. Gelince sorarım, olur mu? Tamam o zaman hayatım, tamam. Ben şimdi Cem'e uğrarsam Cem'le bir şeyler derim. Eğer onu bulamazsam eve giderim, kendime bir şeyler uydururum, tamam mı? Hadi evde görüşürüz bir tane. Tamam canım, Yavuz'a selam söyle. Öpüyorum ikinizi de. Ha tamam, söylüyorum. Yavuz'cum selam var Betüş'ün. Ben de mi söyleyeyim? Tamam, o da sana selam söylüyor Betüş. Hadi görüşürüz tatlım. Hoşça kal. Evet abicim, şimdi şu ayıklama işine devam ediyoruz. Ayıkla, ferahlarsın abi. Nerede kalmıştık? Melih. Bu da kim? Kim olacak? Toprak. Ha. Hoş geldin güzelim. Merhaba anneanne de. Ya babamla olsaydım, bir daha sihirli açma kapıyı. Oho, daha babanın gelmesine 1000 yıl var.
Olsun. Ya da eve giren çıkan olur. Ben daha önce bunu yaşamıştım. Ha, öyle mi? Dikkat edeyim bari. Gerçi gene gelemez. Önüne şato çıkınca burası da neresi? Yanlış yere geldim herhalde deyip yolunu değiştirir. Doğru vallahi. Evet, o da var. Periliçe'den rica edeyim de Yavuz'un gelmesine yakın sihirli aynadan bana göstersin. Zaten bu aralar aramız pek iyi. Ne istersem yapıyor. Hiç kırmıyor. Aa, niye? Pakize'yi başıma kalktı da ondan. Aa, o geri mi döndü? Evet, döndü. Dönmez olaydı. Gelmez olaydı. Geleydi de cehenneme gideydi. Size de aşk olsun yani. Kadın renkli, çılgın bir kadın. Bilerek kötülük falan yapmıyor. Öyle işte, yani kendi mizacı öyle. Niye olduğu gibi kabul etmiyorsunuz da böyle konuşuyorsunuz? Ayol, çocuğun yanında konuşturma beni. Onun aklı fikri... Ne fikir diyorsun? Neyse kızım, sen de bir süre idare edeceksin artık. Burada kalacak. Yani çok dayanamadığım yerde Periliçe'ye gidip rica edeceğim. Çok istiyorsa alsın kendi şatosuna koysun. İyi peki. Benim biraz matematik ödevim var. Babam gelene kadar yapalım mı? İyi, hadi getir. Yahu Dudu, sen matematikten anlamazsın ki. Sus be! Be deme be. Ver. Matematikmiş. Affedersiniz, duyamadım. Bir şey mi dediniz? Ah, ne yapsam, ne etsem de... Yani senin gözünden nasıl göründüğümü bir öğrenebilsem. Mesela bir tesadüf eseri karşına çıksam, zihnini okusam ve beni nasıl düşündüğünü bir öğrensem, duygularını bir değiştirsem. Yarın yapalım, çıkalım mı? Saat kaç abi ya? Oo, 5 olmuş ya. Benim de iş bitti zaten, çıkalım. İyi, hadi o zaman gidelim. Ya sen Cem'e gidecektin ya, aramadı mı? Ama boş ver ya, gitmeyiverim. Belki Tuğçe ile planları falan vardır, şimdi rahatsız etmeyeyim. Hadi yoldan mesaj çekerim Betüş'e, sormaz. İyi, tamam. Üf, bugün de çok yorulmuşum be. Ay, sanki ayakkabılarım demir külçesi gibi, biliyor musun? Daha şey adamlar vardır, bur diye yürür. Aynen öyleyim. Benim de gözler ya, kapanıyor. Ya bana bak, otura otura yorulduk ya. Ya bu kadar yorulduğum oturduğumuz yer, Allah Allah. Sanki kilometrelerce yol yürümüş gibi. Ya benim çantam nerede? Benim gibi davran. Huysuzluk et, tersle ve sakın taviz verme. Merak etme, öyle davranırım. Boş ver, Cem'e uğramayacağım, eve geçiyorum. Bugün madem erken çıkıyor, belki bir planı vardır. Evde görüşürüz. Anne, geldim ben. Paketi tamam, götürdüm. Parası burada. Parayı da yatırdım. Her şey tamam. Tamam, verin sana. Sen neye gülüyordun öyle? Kimden bu mesaj? Babandan mesaj gelmiş. Bu akşam evde biraz yalnız oturacak da. Ay, yazık ya. O zaman sen git, ben burada kalayım.
Olur mu oğlum öyle şey? Bütün gün ne kadar çok çalıştın, yoruldun burada. Ben kalacağım. Ayrıca senin arkadaşlarınla birken programın yok mu? Yani beraber sinemaya gideriz demiştik ama daha sonra da gidebiliriz. Olmaz. Gidin bakalım sinemanıza. Hadi marş marş, iyi eğlenceler. Tamam. Babama çok selam, hadi görüşürüz. Söylerim, güle güle. Haber. Geliyorum hemen. Geldi ki bu kadın ya. Merhaba, buyurun. Sadık'la Yavuz'u ziyarete gelmiştim ama galiba çıktılar. Evet, çıktılar. Geleceğinizi biliyorlar mıydı? Şu kılık kıyafete bak, Tina Turner gibi. Yaş 60-70, görüntü 18. Neden hoşlandığını bir anlasam da ona göre şekil alsam. Buralardaydım. Geçerken bir ziyaret edeyim dedim. Trafik çok sıkışık. Hava da çok sıcak. Aha. Çok güzel ama dediğim gibi çıktılar. Bir an önce gitsen de işime gücüme baksam. Peki bir çay kahve falan içsem, yani biraz oyalansam? Çattık ha. Çattık. Tabii tabii. Bekleme salonumuza alalım sizi. Orada sekreterim de sıcak bir şeyler ikram edecektir. Peki. Mersi. Rica ederim. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Şimdi senin zihnine ve kalbine girip benimle ilgili düşüncelerini değiştirmezsem. Bugün karıştırdığım sihir kitaplarından bir tek bunu öğrendim. Bak nasıl her şeyi tersine çevirip seni peşimde köpek ediyorum. Pakize Hanım, sekreteri boş verin. Benim işim gücüm yok. İsterseniz burada ofiste, isterseniz dışarıda bir şeyler içelim beraber. Hatta yemek yiyelim. Sahi mi? Neden olmasın? Kopya Pakize. Bu gece eve gelmeyebilirim. İdare et. Pakize Peri. Periliçem. Neden bu kadar soğuk bir gecede terasta oturuyorsun? Dudu bana şatosunda bir oda vermiyor ki. O yüzden buradayım işte. Ne demek Dudu bana oda vermedi? Bana dedi ki, ben mi seni şatoya davet ettim? Git nerede istiyorsan uyu dedi. Peki Yavuz nerede uyuduğunuzu sanıyor? Canım onlar misafir odasında falan kaldığımı zannediyorlar. Halbuki bütün kapıları sihirlemiş. İşte bana da burada yatmak düştü. Ay halimi görüyorsunuz. Lütfen beni şatoma geri yollayın. Lütfen. Hayır olmaz. Ya aranız düzelecek, yan yana şatolarınızda yaşayacaksınız. Ya da bu düşmanlık devam ederse ben sizi tekrar uzağa yollamak zorunda kalacağım. İşte tam da bu yüzden burada yatmaya gagımı bile çıkartmıyorum. Müsaade edin bir Dudu Peri'yle konuşup geleyim. Ay gene pabuç kadar dilini çıkaracak dışarı, göreceksiniz. Dudu Peri. Ne var Periliçe?
Acil bir sorun yüzünden geldim. Yatak odandayım. İyi ki de bir periliçesiniz yani. Biz kimsenin şatosuna öyle zar zurt giremiyoruz ama siz maşallah yatak odasına kadar yani. Gelmeden önce durum müsait mi değil mi diye bakıyorum. Benim işimi bana öğretme. Ayrıca şu iş bitince gel de bir konuşalım. Neredesiniz ki? İşte bu yüzden sırtım dönük bekliyorum. İyi, giyinip geleyim. Evet, hazırım. Pakize peri peri. Ha şatoda yatmış, ha terasta. Üşümez, acıkmaz, hastalanmaz. Aa, rica ederim yani. Başıma kalktınız da bu kadar değil. Onu terasta tek başına bırakırken bir şeyler karıştırabileceği hiç aklına gelmiyor mu? O da ne demek? Her saniye gözüm üstünde mi tutayım? Perihan'ı çağırın, o yapsın bu işleri. Benim torunlarım var, damatım var, çocuklarım var. Tek meşgalem bu mu? Senden ona göz kulak olmanı rica etmiştim. Eğer Pakize bir şeyler karıştırır da birilerine zarar verirse bundan seni sorumlu tutacağım, bilmiş ol. Eyvah, bu damat olabilir. Siz görünmez olun. Gir. Müsait misin anne? Evet oğlum, gel. Anne, o senin kuzenin var ya, alem kadın ya. Sen dedin ya, ya terastadır ya bahçededir diye. Faruk Bey aradı beni. Bunlar beraber yemek yemişler, şimdi oradan diskoya gidiyorlarmış. Ne? Ya, bence bir ara, halini hatırını sor. Bana kalırsa çünkü çılgınlar gibi eğleniyorlar. Bıstıdı, 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 bıstıdı. Neyse, Allah rahatlık versin. Ben sana dememiş miydim? Peki o zaman yukarıdaki kim? Thank you.